Efendim, Edremit Kültür ve Sanat Günleri'nin 3. günündeyiz. Şöyle bir ilk önce bir buranın bir çekimini yapalım. Ve bugün bizim yine Edrem Sesi Mevzular Derneği üyesi de olan Sabiha Serin hanımefendiyle minik bir görüşme yapacağız. İlk önce Sabiha Serin kimdir? Onu bir öğrenmek istiyoruz. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Ben Sabiha Serin, Cumhuriyetimizin kurulmuş olduğu Sivaslıyım. Ve aynı zamanda da şu anda Edremit'te ikametgah ediyoruz. Yazar, şair, araştırmacı ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı halk şairi. Bugüne kadar birçok dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptım. Ama şu anda Edremit'te Kültür ve Sanat Günleri'nde içerisinde 46 tane bestelenmiş şarkı sözlerimin yer aldığı ve aynı zamanda 36 adet ödüllerimin, yani şiir, makale ve her türlü yazılarımdan dolayı ödül almış olduğum 36 adet eserlerimden dolayı şiir kitabımda mevcuttur hepsi de. Dolayısıyla ben istiyorum ki halkımız, Edremit halkımız gelsinler, şiirlerimizi, kitaplarımızı, eserlerimizi görsünler istiyorum. Aynı zamanda Sivas'ta 2009 yılında Sivas'ta Yazarlar ve Şairler Derneği'nin kurucu başkanıyım. Halen derneğimiz devam etmektedir. Birçok yerlerde, kitap fuarlarında imza günlerim devam etti. Ve aynı zamanda o kadar çok kültür sanat adına çalıştım ki, çünkü kültür sanat bir özveri ister, çalışmak ister. Ve ben şiirlerimde, özgürce yazmış olduğum şiirlerimde duygularımın sesli ve sessiz çığlıklarını anlatmaya çalıştım. Bestelenenlerden birçoğu benim şiirlerimden, şarkı sözlerimden TRT repertuarına girdi. Çok teşekkür ediyorum değer verenlere ve TRT Name, Akşamın Sesi, o tür kanallarda şarkım devam ediyor. Bir Bahar Sabahı karşıma geldi ve yurt içinde ve yurt dışında kitap fuarlarına davet edildim. Ben bütün hanımlara, beylere, herkese diyorum ki emekli olduktan sonra bütün dakikalarını dolu dolu geçirsinler. Ben emekli olduktan sonra iki şiir kitabım kültürümüze kazandırdım. Ve aynı zamanda bu görmüş olduğunuz Kar Taneleri adlı şiir kitabımın üçüncü baskısı bitmek üzere, şu anda dördüncü baskısı yer alıyor. Davet edildiğim sürece kitap fuarlarına gitmeye gayret ediyorum. Okuyucularımla buluşmak beni mutlu ediyor. Bütün Edremit halkını, bütün sanat severleri, bütün kitap severleri fuarımıza bekliyoruz, etkinliğimize bekliyoruz. Gelsinler, tanışalım onlarla, kitaplarımızı paylaşalım ve genç kuşaklara da diyorum ki lütfen internetten, bilgisayardan, ne bileyim, kendilerini boş zamanlarını değerlendirmeyi bilsinler. Kendilerini geliştirsinler. En önemlisi de çok kitap okumaları gerekiyor. Şimdi efendim bir Kar Tanelerini gösteriyorsunuz. Bir de ikinci kitabımız var, Efsane. Hayır, Efsane şiir kitabı. İlk şiir kitabımdır. Onda serbest şiirlerim var. Kar Taneleri ise ikinci şiir kitabımın üçüncü baskısı. Dördüncü baskısı yapılıyor. Kar Taneleri'nde içerisinde kısaca bestelenmiş şarkı sözleri, bestelerim var. Efsanede, neden efsane derseniz eğer, o benim mahlasımdı. Biliyorsunuz her şairin bir mahlası vardı. Evet. Efsane şiirimde ben isterseniz şöyle bir anarak bahsedeyim size. Benim ilk bestelenen şiirimdi, efsane şiirim. Ve onu besteleyen Ferhat Sarımsak bestekarımız, ne yazık ki Covid'den kaybettik. O nedenle ben efsane şiirimi sizlere paylaşmak istedim şu anda. Senden ayrı her günüm eder beni divane. Olmayınca yanımda güller açsa bana ne? Bir kurumuş yaprağım hazan bana bahane. Bırak gönülde kalsın bu aşkımız efsane. Dünyaları verirdim gözlerinin önünde. Dalıp dalıp giderim uzaklara, engine. Nasıl dayanır yürek o bitmeyen sevgine? Bırak gönülde kalsın bu aşkımız efsane.
Muhayyer Kültür Makamı'nda Ferhat Sarımsak tarafından. Onları da ayrı çalışma yapacağız inşallah. Bir de son dönemde siz eşinizle birlikte bir Diyarbakır'a Van'a gittiniz. Şimdi eşim kendisi üniversitede profesör, akademisyen idi. Güzel Sanatlar bölümünde. Aynı zamanda ressam ve sanatkar. Kendisi bu çalışmalar üzerine Atatürk, Ulusal Cumhuriyetimizi bize kazandıran ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri ve sözlerinden oluşan bir serisi var. Aşık Atatürk serisi. Ayrıca da biliyorsunuz Kültür Bakanlığımız UNESCO bu yıl Aşık Veysel yılı kapsamına aldı. Ve onun içinde aynı serinin Aşık Veysel serisi var. Biz davet üzerine sağ olsunlar Diyarbakır Belediyesi bizi ağırladı. Diyarbakır'da Aşık Veysel sergisi açtık. Oradan Van'a gittik. Van Belediye'miz sağ olsunlar bize Aşık Veysel sergimizin gerçekleşmesinde her türlü desteği sağladılar. Halen davet gelirse tabii biz seve seve gideriz. Seve seve bizim gururumuz, Aşık Veysel'imizi bütün dünyaya tanıtmak isteriz. Çünkü gerçekten görmeyen gözüyle dünyayı gördü. Ayrıca da Atatürk'ün de aynı şekilde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün de resim sergisi var. Atatürk sergileri de açıyoruz. Her konuda tabloları var. Kitaplarımı da imzalamayı bütün her tarafta tabii ki isteriz. Yurt içinde, yurt dışında birçok yerde kitaplarımızı imzaladık. Şimdi efendim son olarak da bir şiirinizi daha okumanızı istiyoruz. Tamam. O zaman bir şiirim de şöyle olsun. Yine bir aşk şiiri söyleyeceğim çünkü. Gençlerimiz daha çok beğendiği için kitaplarımı daha çok insanlar hayatın güncel yorgunluğunu üzerinde atmak için sevgiye muhtaç olanlar var, sevgisini yaşayamayanlar var. Bir bahar sabaha karşıma geldi aslında şarkı sözü. Ünlü bestekar Elizabeth Gençer tarafından, kendisi İsveç'te yaşıyor. Ömür Göksel bestekarımızın eşi oluyor kendisi. Hicaz makamında besteledi ve şu anda TRT sanatçımız Çiğdem Yarkın TRT'de her tarafta bu şarkıyı dinlendiriyorlar, tanıtıyorlar, dinletiyorlar. Çok teşekkür ediyorum ben ve Bir Bahar Sabahı Karşıma Geldin adlı lütfen şarkı sözümü seslendiriyorum. Bir bahar sabahı karşıma geldin. Bağlandı dillerim, sözüm kalmadı. Tatlı dil gülen yüz aklımı çeldin. Sensiz bu dünyada gözüm kalmadı. Sevginle kalbime girip çağladın. Aşkını söyleyip beni bağladın. Bazen gülüp bazen bana ağladın. Sevgilim Mustafa çözüm kalmadı. YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Çok teşekkürler sunuyoruz sohbet için Sabiha Hanım. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kitaplarımızı imzalamaya bugün artık görev. Sayın halkımız gelsinler burada tanışalım, görüşelim. Kitaplarımızı imzalayalım. Edremit Kültür Sanat koksun. Çok teşekkür.